Ödüllü bir sosyolog, yazar, Sular Yükselince belgeselinin yönetmeni, yine pek çok artılarla dolu bir isim Deniz Bağrı Açık bugün konuğum. Hoş geldin sevgili Deniz, Hoş Artı bulduk. Ayaklara. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. 40 dakikaya çok büyük acılar sığdırdın. Sesini duyuramayanların dünyaya haykıran sesi oldun adeta yaptığın belgeselle. Afrika'ya sosyolog olarak gittin, ödüllü yönetmen olarak döndün. Sular Yükselince belgeselinde insanın çocuklarından ayrı kalmak zorunda olduğu bir fakirlikten söz ediliyor. Çok boyutlu yoksulluk nedir? İnsan aynı anda kaç yoksulluk yaşar? Aslında çok güzel bir anlamda da özetlemiş oldunuz. Çünkü ailenin çocuklarından ayrılmasına varan bir yoksulluğu biz aşırı yoksulluk olarak adlandırıyoruz. Yani artık o kadar çok çaresiz kalıyorsunuz ki sizin için en değerli olan varlığınızdan vazgeçmek durumundasınız ve aslında fakirlikle aşırı yoksulluk işte arasındaki temel ayrım da burada oluşmuş oluyor. Siz fakir olduğunuz zaman bir gün bu durumun biteceğini ve işte daha iyi bir hayata sahip olabileceğinizi hayal edebiliyorsunuz. Ama aşırı yoksulken artık umudunuzu yitiriyorsunuz ve bizlerin yoksulluk çemberi dediği, zinciri dediği, işte tuzağı dediği gibi terimlerle sosyolojide ve kalkınma alanında kullandığımız ne yazık ki acı süreçlere maruz kalıyorsunuz. Çok boyutlu yoksulluktan bahsedecek olursak da çok boyutlu yoksulluğun üç tane boyutu var. Bunlardan bir tanesi sağlık, eğitim ve yaşam koşulları. Hepsinde kendi içerisinde ayrıldığı ve indekslerine oluşmasına neden olan ağırlıkları var. Yani bir haneyi çok boyutlu yoksul yapan kriterleri üç boyuta ayırabiliyoruz Evet, aslında. bunlar Oxford Üniversitesi'nin belirlediği ve Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği 2010 yılından beri de belli indekslerin oluşturulup çalıştırıldığı üç tane temel ayrım var. Eğitim, sağlık ve de yaşam koşulları. Mesela yaşam koşullarının içerisinde ne var? Daha fazla soruna ayrılıyor. Eğer sizin elektriğiniz yoksa, suyunuz yoksa, evinizin koşulları bir tuvalet kullanımına dahi uygun değilse, sizler aşırı yoksulluğun çeşitli ağırlıklarından bir tanesine sahip olmuş oluyorsunuz. Eğitimde yine aynı şekilde. Eğer ilkokul mezunu değilseniz, eğitiminizi gene yoksulluk nedeniyle devam ettiremediyseniz ya da sağlık konusunda örneğin doğan çocuklarınız öldüyse, annenin sağlığı tehlikedeyse doğum sırasında ya da çok basit hastalıklardan ölüyorsanız sizler çok boyutlu yoksulluğun pençesindeki sağlık ağırlığından mesela yoksunsunuz demektir. Peki Dünya Bankası'na göre yoksulluğun parasal değeri nedir? Parasal değerle işte çok boyutlu yoksulluğun aslında ayrıldığı bir nokta var. Bir nokta her sene değişmekle beraber 1,9 dolar deniyor. İşte o şeylere göre değişiyor her seneki alım gücüne göre ve ülkelerin kendi içlerindeki ağırlıklara göre değişiyor. Ama bizler çok boyutlu yoksulluk olduğunu altını çiziyoruz. Çünkü bazı şeylerin tamamıyla para olarak ölçemiyoruz. Aksine işte demin bahsettiğim gibi evinizin koşulları uygun değilse bu belki maddi olarak direkt yansımıyor ya da sağlık koşullarınıza görünmüyor. Ama iki rakam arasında işte bir diyelim 1,3 milyar insanın aşırı yoksulluk sınırında işte 1,9 doların altında olduğu söyleniyor. Bir bakıyorsunuz çok boyutlu yoksulluk sayılarıyla bu rakam daha fazla artıyor. Tanzanya da buna örnek bir ülkedir. Sayısal olarak baktığınızda moneter yapıda çok daha az çıkar. Yani çok daha az çıkar dediğim göreceli olarak tabii ama çok boyutlu yoksulluk rakamlarıyla ileri aldığınızda daha fazladır. Paris'te yaşıyorsun, değil Evet, mi? Paris'te yaşıyorum. Fransızca eğitimle 11 yaşında Evet. İstanbul'da başladın. Evet. Sen Benoa Evet. mezunusun. Saint-Pierre Ortaokulu'nda başladım. Daha sonra Saint-Benoît'e devam ettim. Tam gerçek bir Frankofonum. Daha sonra işte Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim aldım. Cenevre Cenevre ve Paris. Üniversitesi'ne gittim yüksek lisans tezim yazmak için. İşte orada da toplumsal cinsiyet ve ekonomi alanlarında çalışmalarımı yürüttüm. Daha sonra bir profesyonel hayata geçişim oldu. Ta ki 2016 yılının Kasım ayına kadar. Daha sonra da doktora tezim yazmak üzere Paris'e gittim. Sorbonne'da Paris Üniversitesi artık değişti bir füzyona uğradı. Hepsi üniversitelerin kendi içlerinde farklı isimleri var. Burada da yazmaya devam ediyorum.
Evet, çok boyutlu yoksulluğa ek olarak sesini duyuramamak da bunun bir çeşidi. Ve sen de bu yüzden bir belgesel çektin. 2019 yılında Uluslararası Hindistan Film Festivali'nde en iyi yönetmen seçildin. 2018'e dönelim. Afrika'ya neden gitmiştin? Aslında başta belgesel çekmek gibi bir niyetin yoktu, değil mi? Hayır, hayır. Çok doğru söylediniz. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Şöyle gelişti. Ben 2018 yılının, ya gene kendi tezimin sahası için bir ziyarette bulunmuştum. Fakat ilk gittiğim hafta bir yetimhaneyi ziyaret ettim ve müthiş derecede etkilendim çocukların o durumunu öyle görünce. Gerçekten tarifi zor bir andı benim için. Çünkü çok soğuk, izbe hissettiren bir yer ama bir yerde çocuklar var. En neşeli olması gereken kişilere siz öyle bir içinizde hislerle bakıyorsunuz ki bu asla acıma da değil, başka bir his. Yani olmaması gereken bir durumu siz görüyorsunuz ve bu insanın aslında çok canını yakıyor. Ben de neler yapılabileceğini araştırmaya başladım. Çocuklarla beraber çocukları hastane ziyaretleri oldu, işte elimden ne geliyorsa yaptım ama onun dışında da gerçekten de seslerini duyurabilmek ve neler yapılabileceğini anlamak üzere Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan dosyalarını inceleyerek onların aileleri olduğunu fark ettim. Yani ben bile işin içerisinde masanın başında oturduğunuz zaman sahaya inmeden çok fazla şeyi fark edemiyorsunuz. Evet, bunlar okunuyor, ediliyor ama bunlar sahadan gelen bilgiler aslında ve çocukların aileleri olduğunu fark ettim. Özellikle de annesi hayatta ama babalarını kaybedince ya da babaların anneleri terk etmesi sonucunda yetimhaneye gönderilmek zorunda olan çocuklar olduğunu anladım. Ve bir aslında bu yine bir hemşerilik ağları dediğimiz bizim tanıdıklar aracılığıyla çocukların Zanzibar'dan Darüsselam'a yollandığını keşfettik ve böylece de bizim için bir süreç başladı. Zanzibar'a gittim. Orada aileleri buldum. Çok duygusal ve aynı zamanda beni geliştiren bir süreçti. Çok da mutlu oldum ve benim hayatımda bir dönüm noktasını oluşturdu. O ailelerden ve çocukların hikayelerinden birkaç tanesini bizimle paylaşmanı isteyeceğim ama öncesinde daha önce Zanzibar'a gitmiş miydin? Hiç gitmedim benim için yani o süreç, evet hiç gitmedim. Ondan sonra birkaç defa daha hani belgeselleri de takip ederek kendim de hani festivaller, müzik festivallerini takip ettim. Onlar için gittim ama ilk kez geçen sene gitmiştim. Oysa sen de bir Hint Okyanusu'nun kenarında palmiyelerin altında ananaslı pizzanı yiyebilirdin. Şimdi bir balayı paketi olarak süslenip sunulan Zanzibar Adası'nı aslında sen arkasındaki o dramı yansıttın. Bir sosyoloğun gözünden oraları bize anlatır mısın? Nasıl yerler Tanzanya, Darüsselam, Zanzibar? Gene çok güzel bir nokta çünkü aslında bugün gelinen noktada fakirlik ve zenginlik çok fazla iç içe geçtiği için biz bazı şeylere göremiyoruz. Bir körleşme yaşıyoruz. Aslında Zanzibar da buna çok tipik bir örnek. Adanın %99'u neredeyse çok fakir. Turizm olmasına rağmen kendilerine geliri uzun süreli sağlayacak iş modelleri yok. Bunun da nedeni gene çok sömürgeciliğin etkin olarak yüzyıllar boyunca devam etmesi. İşte gerek Arapların, gerek Portekizliler, Almanlar, daha sonra İngilizler adayı bir sömürge adası olarak kullandıkları için sistemlerin, altyapıların mahvolmuş bir vaziyette bırakılıp kendilerine de artık herhangi bir, zaten bu süreçten sonra da herhangi bir sanayi devrimi takip etmelerine imkan yok. Eğitimi olmayan, işte geri bıraktırılmış ve bırakılmak durumunda kalmış bir adayla karşı karşıyayız. Tabii ki de hani ilk kez bu kadar çarpıcı olarak eğitimin bir insan hayatının ne kadar önemli olduğunu anladım. Yani diyalog kurarken bir şey karşılık gündelik hayattaki ilişkilerde bile bizim çok temel olarak artık Türkiye'de biz bunu düşünmüyoruz bile ne kadar sizleri öne çıkardığını onları da anlıyorsunuz. ne kadar yoksun bırakıldığını Kesinlikle, gördüm. kesinlikle. Ama buna rağmen yine ilginç notların var. Diyorsun ki eğitime çok önem veriyorlar, değil Çok mi? önem veriyorlar çünkü aslında onlar da kurtuluşun eğitimde olduğunu fark etmişler. Ben iki ülkeyi çok benzetiyorum. Türkiye'de de herkes çocuğunun
eğitim almasını önemser ne olursa olsun, iyi bir eğitim alsa köyden taşınır oraya gider ve bizim için de önemlidir ve bu da gerçekten bir cumhuriyet kazanımıdır ve çok da önlere bizi de çıkartmıştır. Şu anda da çok başarılı her tarafta gerek mühendislerimiz gerek işte her alanda çalışan vatandaşlarımız dünyanın her tarafında bu konuda çok ileri gitmişlerdir. Tanzanya'da da çocuklar aslında yetimhaneye bırakılmasının temel sebeplerinden bir tanesi de eğitim almaları için yani Zanzibar'da gerekli eğitim alabilecekleri yerler yok ve onları Darüsselam'a göndererek bir umutla işte diplomaları olsun bu fakirlik zincirinin içerisinden kurtulsunlar diye düşünüyor aileler. Ve aslında da çok doğru bir düşünce ve de reformlar da yapılıyor ve ben inanıyorum ki aynı oranda devam ederse Tanzanya güzel bir ülke bu anlamda işin içinden çıkabileceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki çok çalışılması lazım. Çok işte boyutlu yoksulluğun her alanına yatırımın yapılması gerekiyor. Yaşam koşulları çok kötü olduğu için onlar da bir çukurun içine tekrardan çekiliyor. Örneğin sıtma gerçekten büyük bir engel. Bizlerin artık hayalinde bile olmayan bir hastalıktan. İşte ben yetimhanede ilk gittiğim gün evet bir çocuk ölecekti yani. Hani onu biz götürmesek. Ve çok da çarpıcı olan başka bir noktada çocukların sigortaları da var. Aslında yapılmış devlet tarafından. Fakat sistem yok. İşlemiyor. Sistem işlemiyor. Kimse çocuklarla ilgilenmiyor. Ve çok fazla aslında yardım da gidiyor ama o yardımlar da bir şekilde başka kişilerin eline geçiyor. Yani o bir aynı şey devam ediyor. Çark. Aslında sırada şunu soracaktım. Türkiye'de de yaşanan bir yoksulluk var. Aslında her ülkede var. Tabii. Bizde yaşanan yoksullukla oradakinin farkı ne diye ama sen sıraladın. Yani bu eğitimin son derece büyük kitlelerde yoksulluğu ve sağlık herhalde değil mi? Tabii. Bunları sayabiliriz. Hem öyle hem şimdi Türkiye'de de ne olursa olsun bir bizim seslerini artık... seslerini duyuramamalı. Evet ve sosyal bağlarımız bizim ülkemizde çok güçlüdür. Yani kimse yine de işte sokağa düşmesine göz yumulmaz. Ailenin kendi içerisinde tuttuğu bağlar var. Orada da başka bir nokta tabii. Örneğin kadınların 8 tane çocuğu var şimdi. Hani ve farklı eşlerden eşler terk edip gidiyor. Orada aynı topluluğun içerisinde kalması için bir kez daha evleniyor. Türkiye'den ayrıldığı bir sürü yönü var. Tabii ki bizde bir sanayi devrimi olmuş, bunun aracı kurumları oluşmuş, biz bilişimi takip edebiliyoruz. Tabii Afrika'nın da çok heyecan verici başka bir yönü de mobil teknolojilere geçmiş olmaları. Yani çok heyecan verici bir yer, çok incelenecek şey var, çok hızlı büyüyen, çok etkileyici. Ev telefonu olmadan mobile geçmeleri. Evet, biz buna basamak atlamak diyoruz. Öyle. Sular yükselince belgeselini de özellikle göstermek istediğin seni de tamam hepsini göstermek istedim ama bir yandan da yolsuzluklar, rüşvet değil mi? Şey demiştin. Oradaki büyükelçilikle de görüştün. Pek çok yardım gidiyor ama ulaşmıyor çocuklara. Evet. Yani büyükelçiliğine çok büyük katkıları oluyor oraya ama bizim mesela birkaç ziyaretimizde gördüğümüz şey işte mesela elbiseler veriliyor, elbiseler satılıyor ya da yiyecekler. Şimdi yine başka bir akademik tezlerden bir tanesi de rüşvetin aslında ve yolsuzluğun gündelik hayatı nasıl teşkilatlandırdığını, nasıl organize ettiğine yönelik. Çünkü sistem olmadığı zaman aslında işleyiş buna dönmüş vaziyette. Yani onlar da çok bilerek değil, hayatta kalmak amacıyla yapılıyor. Yani kötü bir niyet olarak bakmamak lazım. O da o şekilde artık orayı yöneten bir süreç haline gelmiş oluyor. Tabii ki bunun herhangi bir affedilecek bir yanı yok ama çocuklar en çok zararı görüyor. Yani daha çok gene yerelden bir bakış açısıyla konunun çözülmesi lazım. Yerelle işbirliğinin yapılarak. 2019 en iyi yönetmen ödülüne sahip olmak nasıl bir duygu? Yani hiç beklemediğim bir şeydi. Beni çok öne taşıdı. O yüzden çok mutluyum. Sinema benim her zaman hayatımda olan bir şeydi. Yani izlemek açısından, festivalleri takip etmek açısından entelektüel bir aileden geliyorum. Onun beni çok ileri taşıdığını söyleyebilirim. Ama tabii ki de olağanüstü bir histi. Sosyolog olarak da aslında çok kuvvetli bir araç aldın eline artık. Evet. Yolun açık olsun şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Sadece 40 dakikalık bu belgesel değil, aynı zamanda 13 dakikalık kısa metrajlı bir belgeselin de var. Zanzibar Kadın Porsche'leri diye. Kadınlar ne anlattı sana? Ben kadınlara kadın olmak ne demek diye sordum ve o kadar etkileyici cevaplarla bize yanıt verdiler ki ve bence oradaki o beklenmedik işte hepimiz yani ne söyleyeceklerini merak ediyordum.
Ve o insanların gerçekten seslerini duyurmak istediklerini anlıyorsunuz. Bence en çarpıcı yanı buydu. Bu çok önemli bir şey. Yani orada sizinle diyalog, yani çekinmek yok. İlk kez kameranın karşısına geçiyorlar. Bir heyecan yok. Müthiş bir doğallık var. Olağanüstüydü, çok etkileyici. Ve anlatıyorlar, yani kadın olmak ne demek? İşte bir tanesi diyor, kadın diyor saygı duyulması gereken bir varlıktır diyor. Zanzibarlı kadınların portreleri de ayrı bir başarı yakaladı. Floransa'da, Sorrento'da, Hollanda'da yarı finalist ve finalistliklere sahip oldu. Rusya'da official selection layık görüldü. İşte İngiltere'ye gidiyorum. Kasım ayında ilk gösterim orada olacak. Üç kez, üç ayrı şeyde. Çok da heyecanlı bir süreç benim için. 2019-2020 bundan sonra böyle devam edelim. Çok fazla adını duyacağımıza eminim. Kapitalizm sence zaman içinde evrilecek ve sosyal girişimciliğe dönüşecek mi? Evet. Yani bugün zaten kapitalizmi 2008-2009'dan itibaren bütün dünyanın da gördüğü bir sıkışmaya hakim. Ve bu modelin de çok fazla devam edemeyeceğini, işte çok eğitimli bir kuşağın çok kalifiye oldu denilip iş bulamaması gibi aslında çok da doğru olmayan ve aslında bu kuşağı da kendi işini, kendi girişimlerini kurmaya iten bir süreç içerisinden geçiyoruz. Oldukça sancılı bir süreç çünkü bilişim devrimiyle beraber yaşıyoruz biz bunu ve bizim şu an paylaşımcı kapitalizm dediğimiz bir sisteme geçiyoruz. Nedir? Bazı zaten birçoğumuzun da kullandığı işte evinizi kiraya verebilmek. Siz kendi evinizi artık kiraya veriyorsunuz. Ya da siz kendi arabanızı ortak olarak başka birisiyle sürerek başka bir yere gidiyorsunuz. İşte bunlar hep böyle paylaşımcı kapitalizm modelleri ve Türkiye de buna çok uyum sağlı. Türkiye'nin ilginç bir teknolojiyle uyumu vardır. Çok da meraklıyız. Modeller de artıyor. Onun dışında da artık özel sektöründe toplumsal sorunlara eğilmesi gerektiği yönünde zaten daha önce başlayan çalışmalar vardı. Inclusive dediğimiz bizim bu herkesi içine katarak büyüme ve gelişme anlamında da burada da işte iş modellerinin de fakirliği önlemek üzere belli bir sorumluluğu üzerine alması gerektiği inancıyla yola çıkan çalışmalar var. 30 yıl gibi sürelerden bahsediyorum. Evet. Ama zenginin daha zenginleşir, fakirin daha fakirleşir. Küresel düzen evet. 30 senede ne kadar evrilir bilmiyorum. Peki Afrika deneyiminden sonra bir kendi iş modelini yarattın. Sosyal işini kurdun. Sosyal girişimcisin evet. Aynı zamanda. Evet. Nedir Maisha Style? Maisha Style Co. web sitesini kurdum. Yani daha doğrusu üzerimde görmüş olduğunuz elbiseler hepsi Tanzanya kumaşları. O öyküme paralel olarak ben oraya giderken hiçbir elbise almadım. Bana dediler ki buradan bulursun. Gel istediğini al. Hiç öyle olmadı. Çünkü benim bedenime uygun hiçbir şey yoktu. Ben de kumaşları diktirmeye başladım. İnanılmaz beğeniliyor çünkü daha Avrupa'yı tarzda yapılmış kıyafetler yoktu. İşte bize de satar mısın, ne der misin derken ben dedim tamam yaparım ama yani ben bunların bir kısmını bu ailelere vermek istiyorum. Öyle başlayan bir fikir bende oluştu. İşte adım Maisha. Maisha Swahilice dilinde hayat demek. Ve adı Maisha oldu. Ben buna entelektüel ve etik moda diyorum. Neden entelektüel? Her gittiğim yerden ya bir belgesel ya işte bir kitap ve bununla geri dönerek o insanların hikayelerini dünyaya yaymak ve o kültürleri tanıtmak istiyorum. Sürdürülebilir moda anlayışına uygun, etik olarak üretilmesini istiyorum. Tekrardan bir değerin size ilham veren yere dönmesini ve yerel kalkınmayı desteklemesini hedefliyorum. Çok kısaca böyle anlatabilirim. Evet, hem yurt içinde hem yurt dışında prestijli çevrimiçi ve basılı medya platformlarında yazıların yayınlanıyor. Hangi konular, hangi başlıklar üzerine özellikle duruyorsun? İlk başlarda toplumsal cinsiyet üstüne ağırlıklı olarak yazıyordum. Kendim işte Cenevre'den mezun olduğum dönemde ve sonra da sosyolojik gözlemlerden yola çıkarak toplumsal yazılar yazıyorum. Yine sürdürülebilirlikle ilgili yazıyorum. Yurt dışında medyada işte France 24'te çıktığım zaman genelde işte seçim sosyolojik yorumlar yapıyorum. Bunun gibi yani hani genelde kendi konularım etrafına dönerek çok fazla yani sosyoloji yelpazesi geniş olan bir alan. Ben de hani onu biraz daha uzmanlaştığım alanlara çekmeye çalışıyorum. 2017'de Yapı Kredi Yayınları'ndan Sor Sana Bizi Sevmiş Miydi diye çok güzel bir kitabın çıktı. Çok teşekkür ederim. Kitapla ilgili ben seni sonra davet edeceğim. Onunla ilgili çok güzel konuşmak istediğim şeyler var.
Onun dışında köşe yazılarını takip ediyorum. Çok çok güzel yazıların var. Bilmiyorum bu Teşekkür ederim. sırada bir kitap ya da film var mı ama ben sana bir tavsiye fikrimi Hemen söyleyeceğim. bayılırım. Kesinlikle Kırık Zürafa. Yenisini bul yanılsaması. Yani bunun üzerine ben bence çok çok şey yazıları Tamam. çok ve hikayen çok güzel. Onu da anlatmayacağım. Merak edenler köşe Tamam. yazılarını Tamam. okuyabilir. Şiddetin her türlüsünü yazıyorsun. Bir yazında kadınlar toprakta üzerlerinde çiçekler açıyor. Bahar bedenlerine ölünce geliyor demiştin. Ne yazık ki hem kaybettiğimiz kadınların hem de her gün yaşarken ölen kadınların aslında çocuklarına da ortak olmamız gerektiğini, yoksa geleceğimizin yok olduğunu Kesinlikle. yazmışsın. Ben de teşekkür ediyorum sana bu duyarlılığından Ben dolayı. teşekkür ediyorum. Şiddet nasıl biter? Şiddetin bitmesi demek zaten bir takım ekonomi her açıdan çok önemli. Ekonomik dengelerin değişmesi, kadının güçlenmesi yani bu işte gelişmiş ülkelere baktığımız zaman kadın erkek eşitliğini gerçekten çok ileri seviyede olduğunu ve gelir adaletinin ülke genelinde sağlandığını görüyoruz. Yani bir ülkenin zengin olmasından ziyade herkesin eşit olarak bunu paylaşabiliyor olması ve eşitliğe temel olarak inanmamız, o zaman herhangi bir hata yapmıyoruz. Siz karşınızdakini denginiz olarak görürseniz, çünkü şiddet aslında onu ötekileştirip sizden uzak bir varlık olarak görmek. Siz kime şiddet uygularsınız? İşte aslında hani bir noktada da bu hep et yemek yememek işte ona geliyor değil mi? Yani biz kendimizden çok uzak gördüğümüz bir şeyleri işte unutuyoruz. Onun da bir canlı olduğunu. Şiddet de aynı şekilde sizin karşınızda sizin gibi acı çektiğini düşündüğünüz birisi varsa asla ona bir şiddet uygulayamazsınız. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için de birebir toplumda, ekonomik hayatta, her yerde kadının eşit olarak önce görülmesi, sonra bunun için büyük yaptırımların olması gerekiyor. Yargı çok önemli. Ama ekonomi kadının en sahip, en güçlü olması gereken alanlardan bir tanesi. Aslında bunca şiddetin ortaya çıkması da kadının güçlendiğine dair de bir ibare diye düşünüyorum. Evet. Önümüzdeki dönemde yakın planda bir projen var mı bekleyen? Var ve benim sürekli projelerim devam ediyor. Edebiyat alanında şimdi yeni bir roman denemem var. Ona devam ediyorum. Ama öncelikli olarak tabii şimdi Mayşe var hayatımda ve doktora tezimi bir an önce bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için, geldiğin için, varlığın için. Ben teşekkür ediyorum bu kadar ilgili, bu kadar özenli sorular için. Farklı coğrafyalarda yaşasa da, farklı dilleri konuşsa da aslında insanların yaşadığı acılar ve umutlar aynı hissedilebiliyor. Yeter ki başarılı sosyolog Deniz Bahri Açık gibi paylaşmasını bilelim. O zaman acılar azalacak, umutlar artacak. Haftaya Artı Hayatlar'da yeni bir konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.